Sevgili dostlarımız, değerli izleyicilerimiz, sizlerle beraberliğimize başlıyoruz Akla Kapı programında. Kıymetli hocamız Profesör Doktor Nevzat Tarhan, Üsküdar Üniversitesi kurucu rektörü, Türkiye'nin önde gelen psikiyatristi, beyin hocası, aile danışmanı, kendisiyle beraberiz. Aile üzerine yazmış olduğu çok kitapları var biliyorsunuz. Daha önce de yaklaşık 1,5-2 ay kadar önce evlilik üzerine hocamla birçok program yapmıştık. Bugün de evliliğin sonu üzerine inşallah konuşacağız. Onun doğrusunu, doğru yönetimini konuşacağız. Birçok insanı, birçok aileyi ilgilendiren çok önemli bir konu. Boşanma üzerine konuşacağız kıymetli hocamızla birlikte. Hocam hoş geldiniz, safa getirdiniz. Aile denince Türkiye'de akla gelen isimlerden birisisiniz. Ve eminim aile üzerine size danışan birçok insanın boşandığına şahit olmuşsunuzdur. Boşanmış çok aile, boşanmış ailelerin çocukları, bunlarla çok tecrübeniz olmuştur diye düşünüyorum. Şimdi şununla başlamak istiyorum hocam. Şu anda boşanmanın çok kolaylaştığını görüyoruz. Yani hani boşanma oranı artıyor, boşanmış aileler çok fazla var. Bunlar doğru. Bir yandan da beni daha çok düşündüren şu, böyle kısa zamanda boşanıveren çiftler çok duyuyorum ben. Yani evlendi. Hani evlendi, 15 sene geçti, şiddetli geçimsizlik var, zaten büyük problemler var, boşandılar. Bu ayrı, bunu da konuşalım ama bir de şunlar var yani, evlendiler, daha üzerinden 1,5-2 ay, 3 ay geçti, boşanma haberini alıyoruz. Bu kadar kolay olur mu bu iş yani? Tabii. Ne yani, dersiniz? Boşanma tabii şu an evlilikle ilgili ciddi bir kavram yozlaşması yaşıyoruz. Dünya bir sosyal çürüme yaşıyor aslında. Bu sosyal çürümenin ilk yaşadığı alan aile. Bu 1970'li yıllarda ABD'de bir özgürlük akımları başladı. Özgürlük akımlarının ilk özgürlük tanıdığı alan aile oldu. İki tarafta evli olsun, iki tarafında çocuklar olsun ama iki tarafında sevgilisi olsun. Açık evlilik dediler buna. Açık evlilik felsefesi. Bu 70'li yerde bir özgürlük hakkı olarak görüldü. Aynı şey okullarda da açık sınıf politikaları oldu. Açık sınıfta sınıfa öğrenci istediği zaman girecek, istediği zaman çıkacak. Ayağını uzatabilir, sakız çiğneyebilir. Sakızı hocanın saçlarına atsa hoca ceza vermeyecek ona. Teşekkür etmek zorunluluğu yok gibi böyle bir özgürlük artısını. Bunu şunun için yaptılar. Piaget'in çocuk gelişimi tezi var. Oradan hareketle çocuğa özgürlük bırakırsanız, çocuk her istediği yapılırsa, özgür olursa yetenekler daha çok ortaya çıkar, gelişir dediler. 1970'li yıl, 60'lı yıllarda sonra başladı bu Piaget'in tezinden. Ama bunun sonucunda da şu anda bu sefer okullara öğretmen bulamamaya başladılar. Çünkü öğretmen gitmiyor, orada aşağılanan bir öğretmen oluyor özgürlük adı altında. Ve çocuklar da kendilerinden beklenmedikçe kendilerini durdurmuyorlar. İç denetleme yapamıyorlar kendilerini beklenmedikçe. Sınırlar yok. Sınırı yok. Sınır olmayan bir çocuk tipi ortaya çıktı bu okullara gidenlerin. Şu anda tek tük kalmış o okullar gene var. Her şeye izin veren eğitim sistemi deniyor buna. Bu yapılıyor. Her şeye veren aile sistemi. Her şeye veren işte ebeveyn modelleri ortaya çıkıyor. Liberal tip dedikleri. Şimdi bunun özgürlüğün dozu kaçmış şeyler burada. Evet. Yani özgürüz, özgürüz ama insanız. İnsan olmadan her şeyi yapabilirsin. Yani böyle canın istediğini yapabilirsin tarzındaki bir yaklaşım. Başkasına zarar vermedikçe yapabilirsin tarzında. Ama başkasına zarar vermenin sınırı nerede? Bunlar bir sınır koyulması gerekiyor insan ilişkilerine. Sınırların kaldırıldığı bir sosyal düzen dünyada oluşmaya başladı. Özgürlük adı altında. Giyim kuşamdan tutun da şeye kadar böyle. Bazı alanlarda mesela üniversiteleri bu alanda korudular kendilerini. Üniversite bir disiplin oluştu. Eğitim disiplini, akademik disiplin. Orada kafasına göre ben mesela hatta bir arkadaş anlattı bir üniversitede. O şey yokken daha bu belde hani dıt dıt telefonlar var ya hasta sinyali. Bir Koreli bir şey geliyor oraya, o sinyal geliyor, çağrılıyor, gitmiyor. Niye gitmedin? Ben şeyimi bozamam diyor böyle. Ya işim vardı, ben canım istemedi, gitmedim. Hemen işine son veriyorlar. Böyle diyor, böyle diyor. Yani bunun için
Ya bu disiplini korudular ama bazı alanlarda koruyamadılar bunu. Koruyabilenler devam etti. Hatta o zamanında da bir test, bazı şeyler de yapıldı. Yani böyle deneyler de yapıldı. Yani bu doğru mu değil mi diye. O deneylerin raporları açıklandı son zamanlarda. Onun üzerine geri adım atılıyor. Bu alanlardan birisi de aile. Evet. Yani ailede de özgürlük sınırları altında açık evlilikler teşvik edildi. Yani nikah dışı beraberlikler şu anda. İki tarafta evli. İki tarafında şey var ama resmi nikah yok, birlikte yaşıyorlar. Hı hı. Şu anda İzlanda'da %69, İsveç, Norveç'te %59, Fransa'da %59, %56 pardon, %56, Almanya'da %40 küsürlerde, Türkiye'de %2.9 evlilik dışı doğum oranı. Hı. İzlanda'da %69 ya evlilik dışı doğum, şaka değil. 100 kişiden dışı birlikte yaşıyor, çocuklar var ama şey, yani böyle birlikte yaşayıp evlilik yani şey olmayan, yani resmi nikah yapmayan kişilerde en çok fatura kadınlara çıkıyor. Hmm. Erkekler daha çıkarcı davranıyorlar. Ben sana karşı bir şey hissetmeyeyim diye evliliği yıkıyorlar. Çocuğun bakımı anneye kalıyor ve kadınlar bu konuda mağdur duruma düşüyorlar en çok. Bu söyledikleriniz çok korkutucu rakamlar hocam. Yani artık boşanmaktan vazgeçtik, evlenmiyor insanlar yeni nesil. Hmm. Bence boşanmayı konuşurken yani resmi nikah yapmamayı da konuşmak lazım artık, evet, şu anda. Türkiye bu konuda bizim en güçlü kurumumuz ne askeriye ne devlet, en güçlü kurumumuz aile. Bak, bizi ayakta tutan aile. Kültür, evet, aktarımını aile yapıyordu yakın zamana kadar. Allah kültür korusun, aktarımı. Aileyi korusun. Bak, Allah aileyi korusun. Yani aile güvenliği, en büyük güvenlik sorunumuz kültürel açıdan tabii. Kültür açıdan. Yani askeri sistem devleti koruyor ama sınırlarımızı koruyor. Devlet İçişleri Bakanı devlet düzenini koruyor ama aile geleceğimizi koruyor. Aileyle ilgili çürüme içten içte başladı Türkiye'de de. Eğer önlem alınmazsa 20-30 sene sonra Türkiye bugün şu anda İzlanda, Norveç, İsveç bunun gibi olacak, söyleyeyim. Boşa evli birlikte yaşıyorlar. Birlikte yaşayanlarda yapılan araştırmalar var. Hane kırılganlığı deniyor buna. Hane kırılganı, 5 kişiden düşük haneler kırılgan hane kabul ediliyor. Hı hı. Şu anda tek ebeveynli aileler çok. Türkiye'de de istatistiklere göre çoğalmaya başladı. Bende var o istatistik. 5 ebeveynli ve yukarı aileler hızla aşağı düşüyor. Hı. Tek ebeveynli aileler hızla artıyor. Bu artış devam ederse aşağı yukarı 2040'larda falan Türkiye, İsveç, Norveç gibi artık zaten nüfus durdu. Hı hı. Nüfus durdu, hatta geriliyor. Şey, yani evliliklerde evlilik dışı olacaklar. Yani devletin muhakkak çocuk bakım merkezleri planlaması yapması lazım şu anda. Devlet ya aileyi güçlendirecek ya da her tarafı önümüzdeki yıllarda çocuk evleri açacak. Açacak çünkü çocuklar, bebek kutular var Norveç'te, oraya bırakılıyorlar. Bebek kutuları hani öyle bırakılıyor ki mesela hastanenin yuvanın kutusuna bebek kutusu konmuş. Bunun görselini gördüm ben. Birisi geliyor koyuyor, gören belli değil. İçeriden koyulan bebeğin geldiğini anlıyorlar. İçeriden birisi alıyor bebeği, bakıma götürüyor onu. Sıcak kutuya koyuyorlar bebek kutusu. Hmm. Yani çünkü veren de demek evlilik dışı, annemlik yapamam, babamlık yapamam, bir özgürlük kabulü. Suç değil bunlarda. Ve bu normalleşmiş. Normalleşmiş. Yani daha tehlikelisi bu sanki. Tabii normalleşmiş. Yani evlilik şu anda evlenmiyor insanlar. Ve beraber yaşıyorlar ve ayrılıyorlar ondan sonra. Hocam, ve bu şuna benziyor. Yani hı, yani bir evlilik, yani birlikte, yani ucuz araba almak gibi. İstediğim zaman bırakırım ya demek ki. Yani böyle açık evlilikler ya da evlilik dışı beraber yaşantılar, birliktelik diyorlar. Şimdilik şöyle evleniyor zaten. Şimdilik evleniyorlar. Olmazsa bırakırım diye evleniyor. Hı. Evlilik, bu kavram değişti dedik, evlilik bu değil. Evlilik öyle bir şey ki, evlilik yani uzun bir uçak yolculuğuna çıkmak gibi, okyanus ötesi. Uzun bir gemiyle okyanusa açılmak gibi. Ya da bir cerrahın ameliyat yapması gibi. Ameliyatın ortasında ben sıkıldım bırakıyorum, uçakta ben sıkıldım ineceğim diyemezsin. Burada ben nasıl bu evliliği daha iyi hale getiririm, nasıl bu uçak yolculuğunu, nasıl bu ameliyatı ben problemsiz çözerim odaklanman lazım. Sıkıldım bıraktım diyemezsin. Bir insan sana birlik, evlilikte böyle bir anlam var. Bu anlamı bunun için boşanma evlilikte, yani evlilikte seçenek değil, sonuçtur. Seçenek olmasa yaparım.
Hocam affedersiniz, oraya geçmeden önce yani şey hatırlıyor musunuz, hiç böyle yapılan araştırmalar muhakkak vardır. Az önce söylediğiniz aile modeli, o açık aile var ya işte, özgür, istersen evden, evleniyorsan da yine başka partnerlerin de olsa falan. Bunun mutluluk getirip getirmediğine dair araştırmalar hatırlıyor musunuz? Yürümüyor. Zaten çoğu boşanmayla sonuçlanıyor. En çok fatura da çocuklara çıkıyor. Çocuklar çocuk psikiyatrisine gidiyor. Çünkü bu tip evde, tabii evde çocuğun büyümesi için evin bir yuva olması lazım. Sıcak ortam olması. Çocuk şimdi evde beraber sohbet olacak, paylaşım olacak ki hayatı öğrensinler. Yani bu nörobiyolojik olarak da şey aykırı. İnsan fizyolojisine aykırı. Çünkü bir insan çocuğu psikolojik olarak prematüre doğuyor. Nöropsikolojik olarak. Yani hayvan çocuğu mesela bir ördek yumurtadan çıkar, hemen suya koyarsın yüzer. Evet. Mesela bir züreğe bakarsın, doğum yapar, bir iki sallanır, ayakta durur. Hı. Ama insan 1 yaşında yürüyor, 15 yaşında iyi kötüyü ayırt ediyor. Ve bu bütün öğrenmesi, beyni sosyal, beyin epigenetik bir beynimiz var. Sonradan öğreniyor. Hı hı. Genetik polimorfizm çevreden öğreniliyor. Bu şuna benziyor, bir fareler üzerine bir deney yapılmış. Fareler doğar doğmaz, bir grup farenin gözü bantlanıyor hemen. Birisinin bir ay sonra, birisinin bir kuyruğunu 3 ay, bir kuyruğunu 6 ay sonra açıyorlar. Bir gün 6 aydan sonra açıyorlar gözlerini. Erken açılanlar 6 aydan önce gözleri açılan farla görmeyi öğreniyorlar tekrar. Zihin ışık giriyor yani, öğreniyorlar. Ama 6 aydan sonra gözlerini açarsanız fareler görüm kör artık kalıyorlar. Çünkü o sinir uçları gelişirken beyin sinaptik patlama yapıyor. Ona bulimik deniyor. 0-3 yaş arası insanda. Bir de ergenlik döneminde olur o. Beyin bütün sinir uçları şey yapıyor, yayıyor böyle. Çevredeki davranışlarla buduyoruz onu biz. Ve öyle yollar oluşuyor işte. Yani sosyal yollar oluşuyor beyindeki. Sevgiyle ilgili, dengeyle ilgili, kas gerilimiyle, koordinasyonla ilgili oluşuyor. Onları kaybediyor kişi. Hı hı. Mesela bacak uzatma ameliyatları vardır. Bazı kişiler uzatma ameliyatı oluyor, 10 santim uzatıyor bacağını. Ben sordum öyle birisine, ya nasıl, rahat mısın? Ya düşüyorum zaman zaman, dengesizim dedi. Hmm. Beyin çünkü o bacağa göre bir denge sistemini öğrenmiş. Hmm. Şimdi onu yeniden sıfırdan öğrenmesi lazım artık. Ya koşamıyormuş mesela. Evet. Yani onun için bu şey öyle yani, insan beyni bunu sonradan öğreniyor. Yürümeyi bile sonradan öğreniyoruz. Evet. Yani bu beyinle vücudun uyumu çok önemli. Uyumu çok önemli. Beyin yönetiyor yani. Orkestra şefi beyin, diğer organlar enstrüman gibi çalışıyor. Yani bu nedenle bizim burada sosyal beynimiz var. Sosyal beynimiz ailede öğreniyor. Anneden öğreniyor, babadan öğreniyor, birlikte yaşantılarından öğreniyor. O yaşantıların sonucunda hayatı öğreniyor, kendi kimliğini arayıp buluyor ondan sonra. Hı. Eğer aile yoksa çocuk bir şey öğrenemiyor. Öğrenemiyor ya da evlilikten korkarak büyüyor, evlenmiyor bir daha. Çatışmalı evliliklerde. O var. Yani evde huzur varsa çocuk sağlıklı büyüyor. Bir bakın, emin olun, bize gelen evliliklerde sağlıklı çocuk, evlilikte şey var. Mesela geçenlerde bir çocuk geldi. Çocuk otistik. Yani biz o zihin kuramı testleri var, onu yaptık. Ya bu çocuk, bu teste göre bu çocuğun daha dağınık çıkması lazımdı. Yani ona o zihin kuramı testlerinde bir şey var. Çocuğa odaya bir şey koyuyoruz, çocuğun önüne. Odaya çıktıktan sonra onun yerini değiştiriyoruz. Yeni yerini değiştirdiği zaman çocuk, eğer zihin kuramı yapabiliyorsa, geldiği zaman onu değiştirdiğini anlayabiliyor. O çocuk anlayamıyordu onu. Ama çocuk gayet sağlıklı filan. Bir araştırdık, evde öyle bir otistik çocuk ama evde çok huzurlu ortam var. Huzurlu ortam olduğu için çocuk otizmin şey belirtilerini, böyle hırçın, dağıtma, kendini sağa sola kafasını vuran, böyle saldırgan, bunların hiçbirini yaşamıyor çocuk. Bu ne oldu? İşte evdeki aileye borçluyuz bunu. Yani aile, yani onun için iyi bir aile olamıyorsak çocuklarımız sağlıklı yetişmez. Yani aile bazı ailenin üretimi, sarmış. Bir ailenin üretimi iyi çocuk yetiştirmek. Sen iyi bir fabrikatör olabilirsin, iyi bir akademisyen olabilirsin. İyi bir ilim, siyaset yönetici olabilirsin adamı. Fakat iyi bir baba değilsen, yani şeydir. Yani yaptıkların hepsi eksik. Tarihin çöp sepetinde kalır gider. Yani bu nedenle
Yani iyi bir insan olmak önemli. Yani roller önemli bak ailede. Anne rolü, baba rolü, iş insanı rolü ve şey rolü, eş rolü. Bütün rolleri hakkıyla yaşamak lazım. İyi baba, iş adamı olabilirsin ama iyi baba değilsen, iyi eş değilsen sağlıklı çocuk yetiştiremezsin. Peki. Bu aile veriyor bunu. Onun için aileyi biz kültür olarak aileyi ihmal edersek, bizim bir projemiz vardı. Bu Covid döneminde yaptık. Onu söyleyeyim, sonra sorunuza geçelim. O Covid döneminde yaptık. O projede biz 4 tane grup oluşturduk. Beyaz, turuncu, beyaz, sarı, turuncu ve kırmızı gruplar. Kırmızı grupta artık kavga, boşanan ailelerle. İstanbul Valiliği 4 tane kaymakamlıkla birlikte üniversitenin desteklediği bir proje. Yani bu üniversite şey yaptı, kendisi sahiplendi. Besit hastaneyle NP İstanbul'da üniversite birlikte hastane ekibiyle. Sonra projeyi yaptık biz. Projenin kitabı haline getirdik, raporladık ve yayınladık bunu. O zaman da Sayın İşler Bakanımız şeydi. İstanbul Valisiydi o zaman. O bizzat projeyi lansmanını yaptı. Çok destekledi. 4 kaymakamımız destekledi. Sonra bu bir şeye, Ankara'ya gidince İçişleri Bakanlığı'nda bu aile konusu açılıyor. İçişleri Bakanlığı aile konusunda Aile Bakanlığı'ndan daha aktif söyleyeyim. Çünkü biliyor, sorunlu ailelerin içinde yaşıyor. Biliyor. Diyor Üsküdar Üniversitesi aile aşısını buldu demiş mesela. Bu ne demektir? O projeyi gördü çünkü. Bak, hiç zor değil. Bu projeleri bütün Türkiye'de yaptığın zaman şu ailedeki, şu andaki dünyadaki kötü gidişi çevirdiğimiz gibi, bu kötü gidişi çevirmenin ötesinde bütün dünya örnek bir proje olur ya. Aile gidiyor. Proje şey miydi hocam? Bir araştırma mıydı yoksa bir çözüm müydü? Çözüm. Araştırma değil. Araştırma belli zaten. Biz 4 grup, bir boşanmak üzere olan grup, çatışmalı grup, bir de nişanlı grup, bir de gençlerden bir grup oldu. En az sayı gençlerden geldi gruba. Yani beyaz grup dediğimiz grup. Yani orada onlar üzerine biz eğitim verdik onlara. Bir dönem boyunca. Çiftleri bilinçlendirdik. Yani problemleri konuştuk, olayları konuştuk ve bizim çift terapist arkadaşlar onlara eğitimler verdiler. En son ön test yaptık, son test yaptık. Yayınladık bunların sonuçlarını. Yani burada bir şey, bu Amerika'da bunu şöyle yapıyor. Family refreshment programları yapıyorlar. Aileleri alıyorlar bir hafta sonu, anne baba, çoluk çocuk bir otele kapatıyorlar. Belli aileler orada bu eğitim ve yoğun eğitim veriliyorlar. Bu aile tazeleme şeyi bunlar, eğitim. Bunu yapmaya çalışıyorlar şu anda. Biz de bu ailemiz sağlam diye zannediyoruz biz. Aile sağlam diyoruz, güçlü kadın diyoruz. Yani Aile Bakanlığı değil de sanki Sosyal Yardım Bakanlığı gibi çalışıyor bakanlığımız maalesef. Yani bu konuda hiç farkındalık yok. Yani şu anda küresel feminizmin bizdeki şeyi, maalesef olumsuz etkileri bizi de etkilemiş durumda. Yani bu bir yaramız, kanayan bir yaramız. Yani durumun ciddiye alınması lazım. Kesinlikle. Ve siz işin çok içinde birisi olarak bunun ciddiye alındığı kanaatinde değilsiniz. Tabii, yani şu anda biz sorunlu ailelerle biz karşılaşıyoruz. Onlarla biz problemi çözüyoruz. Yani bunun için hatta bununla ilgili şey oldu. Tam Gaziantep'teki bakanlığımız şey yaptı. Büyük belediye başkanımız bizi şey yaptı. Proje orada ekip online olarak eğitimleri verdik. Oradaki eğiticileri eğittik. Aile akademisi kurdular oraya. Çok güzel bir şey. Şu anda onu İstanbul'da da kurmaya çalışıyor. Aile Bakanımız konu şey yaptı ki ne oldu? Kurmaya çalışıyor. İnşallah netice alırız burada. Yani bunu yapmaya çalışıyor. Sonra Kahramanmaraş Belediyesi yapacaktı. Deprem oldu. Ama bu küçük görünen çabalar aslında tabii, çok önemli çabalar. Çok önemli. Çok yani. Burada çünkü ciddi sonuçları olan çabalar. Uzman ekiplerle yapılmış ve yapılan her şey bilimsel akışa sunulmuş, tartışılmış, olgunlaştırılmış. Yine de geliştirmeye açık şeyler bunlar. Yani bizim kültürümüze uygun çözüm bu. Evet. Hocam, sözlerinizden ben şunu anlıyorum aslında. Aile problemleri, boşanmalar çiftlerin kendilerini de etkiliyor. Belki onlardan çok daha fazla. O aile içerisinde yetişen çocukları da çok etkiliyor. Dolayısıyla bir şeyler yapmak lazım. Peki şimdi ara vereceğiz ama ara vermeden önce ben yine sorumu sorayım. Cevabını inşallah sonrasında alalım.
Şimdi bazı ailelerde de gerçekten boşanma gereken bir şey değil mi? Yani herhalde şunu demiyorsunuz değil mi? Evlendiysen kardeşim boşanmayacaksın artık. Sonuna kadar böyle gidecek. Katlan otur demiyorsunuz. Yani bazı cevabı sonra vereceğim. Bazı ailelerde herhalde gereken taraflar var. Bunun ölçüsü ne olmalı? Yani hangi durumda evet hakikaten boşanma kolay düşünülecek bir şey değil ama ne olursa bunu düşünmek gerekir. Ne olursa gerçekten boşanma ihtimali gündeme gelmeli. Kadın için, erkek için sordum. Cevabını birazdan alacağım inşallah. Sevgili dostlar, akla kapı aralamaya devam edeceğiz birazdan inşallah. Değerli dostlarımız, sizlerle beraberliğimize devam ediyoruz. Dost TV ekranlarında Akla Kapı programındayız. Kıymetli hocamız Profesör Doktor Nevzat Tarhan'la birlikteyiz. Gerçekten çok önemli bir konuyu konuşuyoruz. Her programda masaya yatırdığımız kıymetli konular var ama bugün boşanmayı konuşuyoruz. Son olarak aradan önce hocama şöyle bir soru sormuştum. Yani boşanmanın tehlikelerinden, çocuk üzerindeki etkisinden, bireyler üzerindeki etkisinden, doğurduğu mutsuzluklardan, aile problem, topluma etkisinden bahsetmişti hocam. Ben de demiştim ki ya bunlara hiç kimsenin itiraz edecek hali yok. Çok doğru. Fakat yine de bazı evlilikler için boşanmak bir gereklilik olur mu? Tabii. Öyleyse hangi durumda tabii İnsan boşanmayı düşünmeli? Kadın açısından, erkek açısından yorumlarsanız memnun oluruz tabii hocam. Şimdi bu fırtınalı evlilikler vardır. Yani evde devamlı gerilim vardır. Yani evde iki taraf da eve gelmek istemez devamlı. Ve yani evlilikte diyelim son 3 ay içinde iyi geçilen zaman, iyi huzurlu geçilen zaman mı çoktu, kötü geçilen zaman çok mu? Bunu iyi ayırt etmek lazım böyle durumlarda. Ama hiç bizim evimizde, ailemizde hiç bir senedir, iki senedir hiç böyle oturup birlikte yemek yemedik, birlikte bir şey yapamadık, bir şey geceremedik. Ve iki tarafta bu konuda artık şey, evliliğin bitmesiyle ilgili bir noktaya gelmiş. Ama bu boşanmak için yeterli değil bu tabii, böyle bir durumda. Bir insan boşanma kararı verirken, çocuklar varsa özellikle, yani karı kocalıktan boşanılıyor ama anne babalıktan boşanılmıyor. Evet. O çocuklar bir şekilde onlarla anne baba ilişkileyecek. Anne baba çocukların iyiliği için birlikte konuşabilmeli. Çocukların geleceği için. Bunu sağlamadan boşanırlarsa fatura çocuklara çıkıyor. Yani son 3 ayda aile son keyif vermiyor. Ayda. Son 6 ayda aile keyif vermiyor. Keyif vermemenin ötesinde kötü örnek oluyorlar çocuklara. Bu keyif vermeme hali boşanma için yeterli değil diyorsunuz. Değil. Burada böyle bir durum varsa, çocuklar iyi gitmiyor, biz yani bir 6 ay böyle geçtiyse biz yapamayız demek yerine bunun düzelmesi için neler yapmamız lazım diyecekler. Ve elimizden gelen her şeyi yaptık mı diyecekler. Mesela bizim kültürümüzde hakem sistemi vardır. Aile iki tarafında saygı duyduğu birisi hakem tayin edilir. Onu dinler, ortam bir çözüm üretilir. Yani şu anda bu hakemlik sistemi bu arabuluculuk olarak geçiyor. Mesela ticarette arabuluculuk oldu. Bu kira krizinde arabuluculuk oldu ve çok tuttu yani. Ve %60-70 oranında çözüm üretiyor. Davaları azalttı. Aynı aile arabuluculuğu olsun diye Adalet Bakanlığı istiyor. İçişleri Bakanlığı istiyor. İnşallah Aile Bakanlığı da kabul edecek. O kafa karışıklığı var orada biraz. Evet. Yani aile arabuluculuğu gerekiyor ve burada yani hiç o, çünkü iki taraflı boşananların %20'si geri dönüyor yapılan araştırmalarda. %20'si pişman oluyor boşandığından. Bu önemli bir rakam. Ki boşanma süreci çok şey bir süreçtir yani, incitici bir süreçtir. Boşandığı mahkemenin önünde evleniyor, öyle mi? Bir boşanan kişiye tekrar bir araya geliyor. %20'si. %20'si. Yani bir boşanma da ağzına gelen her şey söyleniyor, inciniyor, kırılıyor, kırıyor, döküyor. Ama ona rağmen %20'si bir araya geliyor. Ama boşanma sistemi mahkemede değil de arabuluculuk sisteminde olsa, arabuluculukta arabulucu bir terapist, bir çift terapisti, bir avukat, hukukçuyla birlikte bu süreci ele alırlarsa çözebilmeyle ilgili seçenekler iki tarafta konuşup bir yüz yüze gelince hakem durumuna olarak kişi iki çözüm odaklı düşünebiliyor kişiler. Ama yüz yüze gelmeyince
mahkeme karşısında, çünkü bir tarafta avukatlar, bir tarafta savcı var gibi. İki tarafın avukatı birbirini şey yapıyor. Bu avukatlar da hep avukatlar sistemi kendi müvekkilini körü körüne savunmaya göre, Batı'dan aldığımız için. Hakikati arayıp bulmaya göre değil. Şu andaki dünyadaki hukuk sistemi. Halbuki bizim hukuk sistemimiz hakikati arayıp bulmaya göre. Avukat savcılık tarzı bir şey yok. Hatta savcının yüksekte bile olmaz şey normal hukuk sisteminde makamı. Yani devlet vatandaştan daha büyük değil ki. Onun için de olmaz. Yani neyse bu hukuk sisteminde çözümü olmuyor. Mahkemede sadece boşanma için çalışıyor. Avukatlar boşanma avukatı gibi çalışıyor. Terapistler de boşanma terapisti gibi çalışıyorlar burada. Evlilik bütünlüğüne önem vermeyen bir yaklaşım şu andaki hukuk sistemimiz, bizim medeni hukuk. O zaman hakem dediğimiz hukuk. Yani hukukçu veya terapist olmayacak. O, yani aile içinde bir hakim olması birinci planda. Ki ayet var bununla ilgili, Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. Ayet var yani, şey değil. Her şeyi ayet, yani Kur'an-ı Kerim'de önemsiz, çok önemli, kesin tartışılmaz konuları ayet şeklinde gelmiş. Onun dışındakiler, bir yönetim biçimi yoktur Kur'an-ı Kerim'de. Devlet sistemin öğretisi yoktur Kur'an-ı Kerim'de. Bunun için Şerif Mardin şaşırmış ya, niye bu Kur'an-ı Kerim hiç devlet yönetim sistemi koymuyor diye. Çünkü kültüre göre değişiyor. Tek doğru yok ki orada. Zamana göre değişiyor. Ama bazı şeyler zamana göre de değişmiyor. Fıtrata uygun, biyolojik doğamıza uygun çünkü. Ailede öyle. Birlikte yaşama. Demek ki aileyi devletten daha önemli ayrılmış, görüyor. Devletten daha önemli görmüş aileyi Kur'an-ı Kerim. Görmüş. Yani, ve her alanda Kur'an-ı Kerim'in kılcal damarlarına kadar önerdiği bir şey var, adalet sistemi. Evde de sevgi de adalet olacak mesela. Sevgi adalet olacak. Ailede de adalet olacak. Sadece mahkemede değil. Adalet sistemi. Neyse, hakemlik bunlardan birisi. Evet. Bu hakemlik sistemi boşanmadaki filtrelerden birisi. Bu sistemi, hakemlik sistemine gider. O çözemezse ondan sonra bu çift terapistlerine gider, ama ailenin bütünlüğü önem veren çift terapistler olması lazım. Bana bir gün bir diş hekimi, ben o zaman tanıştım, kendisiyle tanışmıyordum. Eşi beni bulmuş, boşanmak üzereler. Kadın istemiyor, bir psikiyatriste gitmişler. O demiş ki, ben diş hekimi arkadaş için demiş ki, ya demiş, ben senin kadına diyor bunu, ben senin kocanı tanıyorum, arkadaşım benim. Kıl adamdır ya, bununla yaşanmaz, ayrıl hayatını yaşa demiş. Bunun üzerine kadın da araştırıyor, evlilik bütünlüğü önem veren bir psikiyatrist arıyorum diye beni buluyor. 20 sene geçti bu. Evet. Buluyor, geldi. Ofiste çalışan sekreteri var orada. Sekreterle ilgili şüphesi var kadının. Adam da hiç onun şüphesini kale almıyor. Şey davranıyor böyle. Hoyrat davranıyor, dinlemiyor, takmıyor. Yani o bir iletişim problemi var ailede. Bak, sevgi var, iyi niyet var ama sağlıklı iletişim yok. Ben o zaman tek tek aldık iki tarafı da. Ondan sonra o çalışan yardımcı ile ilgili konular netleşti. Açık şeffaf ilişki başladı. Problem çözüldü ve terapi bitti. Eğer o ilk o şeye karşısaydı boşanacaklardı. İki tarafta mutsuz, iki tarafta yalnız. Evet. Yani bu beşli değil ki. Yani bu burada yani çift terapisi, aile bütünlüğü önemli çift terapi. Bize bir gün bir psikolog arkadaş geldi, Amerika'dan eğitim almış. Geldi, eğitim baktık, CV'si iyi, aldık. Sonra bir baktık ki bir danışan geldi, ya dedi, bana şöyle dedi sizin şey psikolog arkadaş dedi, sizin çift terapisti. Aile kutsal değil, birey kutsaldır. Hayatını yaşa dedi diyor. Ben konuştum kendisine, ben öyle düşünüyorum dedi. Ama dedim, burada aile kutsallık varsa ikisi de kutsaldır. Kutsal değilse ikisi de kutsal değildir. Niye? Özgürlük bu, bireysellik çağındayız. Aile önemli değil dedi. Peki çocuklar ne olacak? Çocuklar inmez, insan önemlidir dedi. Birey önemlidir dedi. Bu tam bir yaşam felsefesi işte. Bencilliğin ve doktrin haline geldiği bir yaşam sistemi. Böyle bir sistemde aile olmaz ki. İki tarafta ben dediği zaman aile en büyük evlilikte yaşanan ego savaşları. Benim dediğim, senin dediğin, benim param, senin param, bunlarla yıkılıyor. Ego savaşlarıyla yıkılıyor. Onun için böyle durumlarda böyle bir çift terapisine gidilmez. Boşanma terapistidir onlar. Sağlıklı boşanmak için gidersiniz oralara. Yani bu neden? İkinci filtrede
çift terapisine gitmek ve uzman yardımı almak bu konuda. Yani aile terapisine, hatta çift terapisi değil, aile terapisi. Çünkü çocuklar da gerekiyorsa katılıyor. Ama tamir etmek niyeti olan bir çift terapisine öyle bir şey var. Lazım. Biz öyle geldiği zaman bir yarım gün süren testler yapıyoruz iki tarafa da. Bir hastanın biyolojik boyutu var mı diye, gerekiyorsa gizli depresyonu var mı, ilaca ihtiyaç var mı diye beyin fonksiyonlarına bakıyoruz. Testleri yapıyoruz. Onun sonucunda bunları şey yapıyoruz, incelemeye alıyoruz. Bakıyoruz, iyi niyet varsa, sevgi yıpranmış da olsa varsa ama sağlıklı iletişim yoksa bir çözüm bulunuyor, muhakkak bulunuyor. Mesela bakıyoruz, yakınlıktan kaçınma var mı? İki taraf birbirine, yani bir arada gelmeden kaçınıyor mu? Zihin okuma var mı? Yani karşı taraf bir şey söylerken onun düşünmediği bir şeyi düşünüyor zannetmek. Niyet okuma. Böyle niyet ettin diye hüsnü suizan etmek yani. Bizim şey dilimde, günlük dilde suizan etmek. Suizan varsa yani niyet okuma varsa, kötü zanda onun hareketlerini kötü zanla yorumlamak varsa. Üçüncü de beklenti düzeyi yüksekse. Gerçekçi olmayan beklentileri varsa. Yani eşinin yapamayacağı bir şeyi bekliyorsa ondan. İki taraf içinde. Bunları ölçüyoruz ve bunlara göre bu kişiler yani çatışma alanlarını belirliyoruz. Çift terapisini alıyoruz. Hiç onlara böyle klasik sorunları çözme üzerinden gitmiyoruz bak. Buradaki birinci metodumuz şeydir. Yani pozitif psikoterapi yöntemi ailede. Pozitif psikoterapide biz iki tarafta sorunları not alıyor. Sorunları not alıyor. Yazıyorlar bir kenara. Ondan sonra haftada bir aile içi oturum tavsiye ediyoruz mesela. Ya da yapamıyorlarsa terapiste geliyorlar çift. Önce bireysel alınıyor iki tarafı tedavisi, bireysel terapi. Yani arka planda çoğu zaman depresyon oluyor taraflardan birisi. Sonra kaygı, anksiyete bozukluğu oluyor. Onları tedavi edince zaten iletişim kurabilecek beceriler gelişiyor. Mesela ayağı kırıksa yürüyemez insan, kolu kırıksa iş yapamaz. İnsanın sinir sistemi bozuksa sağlıklı ilişki kuramıyor. Yani kişinin kendini yönetemeyen insan ilişkiyi de yönetemiyor. Onun için önce onun içindeki fırtınayı düzeltmek gerekiyor tarafların. Bu tedaviyle buna başlıyoruz. Ondan sonra ikinci aşamada ilişki belli bireysel gittikten sonra aile içi oturumlar öneriyoruz. Aile içi oturumlarda notları yazıyorlar ama konuşmuyorlar. Notları terapiste getiriyorlar, listeliyorlar. O terapiste zaten Pareto diye bir yasa var. Problemlerin %80'i problemlerin %20'ini çözüldüğü zaman çözülüyor. Beşte bir yasası da deniyor. Böyle beş problemin birini çözdüğü zaman dördü de çözülmüş oluyor. Pareto yasası. Buna göre iktisatta da kullanılır bu yasa. Ona göre %20 problem öncelik tekrarlayan problemleri tespit ediyor. Onları çözdüğü zaman ilişki düzeliyor. İki taraf da birbirlerine pozitif ilişki kurmaya başlıyorlar. Sonuçunda biz şey oluyor böyle. Yani öyle bir şey ki yani gerçekten birçok güzel sonuçlarını gördük böyle durumlarda. Devam ediyor. Ediyorlarsa sabırla devam ederler. Ama niyeti bozuksa, ben bu evliliği ne yapıp bitireceğim diyorsa şey oluyor. İnce ellerden kopuyor zaten. Ama biz 6 aylık bir tedavi planlıyoruz böyle. Destek, ilaç, terapi ve gerekiyorsa derin depresyon varsa manyetik tedaviler gibi tedaviler. 6 ay sonunda evlilikle ilgili olumlu olumsuz karar verin diyoruz bununla. İşte o zaman elimizden gelen her şeyi yaptık. Ona rağmen evliliği yürütemiyoruz diyorsanız el sıkışarak ayrılın. Sizin için doğru olan budur diyoruz. Ama bu süreçten geçmeden yapılırsa ileride pişmanlık oluyor. Taraflardan birinde veya ikisinde psikiyatrik bir rahatsızlık olsa bile bundan dolayı bu boşanmayı gerektirir demiyorsunuz. Tabii. Tedavi sürecine girmeden başlamak gerekir diyorsunuz. Tabii. Tedavi sürecine girmeden o kişilerin çünkü bir ilk anda biz de yanılabiliriz. Peki hocam böyle çok kritik meseleler var. Mesela aldatma, şiddet, kumar, bağımlılık gibi durumlar doğrudan boşanmayı gerektirir mi? Yoksa bunlar içinde çözümler araştırılabilir mi? Tabii her olayı kendi içinde değerlendirmek lazım. Mesela aldatma yaşandı. Erkek aldatması, kadın da aldatması olabiliyor. Yani şey kadın aldatmasına bizim kültürümüz hiç dayanıklı değil. Eğer kesinse yani zaten hemen şey oluyor zaten yürümüyor hemen kesin karar veriyor ama bu aldatmaya şey yapmak karar vermek çok şey değil yani neye aldatma diyoruz şey önemlidir yani bir oturup
iş yerinde iş arkadaşla konuşmasını aldatma gibi yorumlayanlar da var. Yani onun için aldatmak, evet, duygusal olarak aldattım aldatmadım bu konuda var. Genelleme yapmak doğru değil. Genelleme yapmak doğru değil. Yani neyin aldatma olup olmadığı çok şey, farklı bir şey. Yani şimdi bu böyle durumlarda mesela aldatma olan şey patolojik aşklar vardır. Yani evlidir iki taraf, çocukları vardır. Ama iş yerinde kadın, oradaki bir erkeğe platonik aşk vardır. Çılgınca aşk var. Kaçacak, hı-hı, gidecek. Biz bunu yatırıp tedavi ediyoruz çoğuna. Hı-hı. Patolojik aşk çünkü. Bu da bir hastalık mı yani? Tabii, patolojik aşk. Hastalık bu. Ölümüne yani bu sağlıklı düşünemiyor. Sağlıklı, terapiste gidiyor, terapistine aşık oluyor mesela. Beyinde bir karşılığı var tabii yani. Tabii var. Beyin, bakıyoruz ki arkasında gizli duygu durum bozukluğu çıkıyor. Hı-hı. Duygu durum bozukluğu olanlar da duygularını yönetemediği için böyle ilgi gösterene aşık oluveriyorlar. Hı-hı. Temel değerlerini bir anda değiştiriveriyorlar. Yani bunlar eşik altı duygu durum, kişilik değişimi gibi yaşanıyor. Bunlar, evet, hastalık hepsi. O zaman ailede çok ciddi boyutlar var. Tabii. Benim anladığım hocam sizden şu, bu boyutların olma ihtimalinden dolayı bir anda böyle keskin kararlar vermektense önce diyorsunuz bir hakem yöntemini denemek lazım. Tabii. Yani işin çözümünü iyi niyetli olarak taraflar çözümüne gayret edecekler. İki tarafın da saygı duyduğu bir hakem belirleyecekler. Bu hakem onları dinleyecek. Ondan sonra önerilerde bulunacak. Bir müddet herhalde bu öneriler denenecek falan. Bu olmuyorsa eğer, o zaman bir terapi sürecini deneyecekler. Terapi sürecinde terapistin de aileyi koruyucu bir bakış açısına sahip olması lazım. Bunun yönlendirmeleri de olmuyorsa o zaman bir boşanma süreci başlayacak. Doğru mu anladım? Tabii. Ondan sonra artık boşanma, böyle 6 aylık plandan sonra yürümüyor. Bunlar yürütemez diye taraflardan iki taraf. Hatta biz bir noktaya geldiği zaman şöyle diyoruz kendi kanaatimiz. Yani bu evlilik yıkılma ihtimali var. Yıkılırsa %30 A kişi sorumlu, %70 B kişi sorumlu diyoruz. Mesela burada kendini hiç kusursuz görüyor kişi. Biz, hmm, üçüncü bir kişi olarak onları iyice analiz etmişti ya tedavi etmiş kişi %70 sorumlu dedim, acayip rahatsız oluyorlar. Yüzleşiyor böyle. Ve karşı tarafta %30 deyince o da bende çünkü %100 olmuyor bir taraftan birisi. Her zaman tek taraflı değil. Tek taraflı değil, oluyor. Mesela aldatma durumu kanıta dayalı gitmek lazım aldatmada. Yani aldatma durum var da mesela şeyler, avcı kadınlar vardır. Avcı ya da avcı erkekler vardır. Yani tuzağa düşürür, aldattı olur. Aslında bu aldatmada çok ciddi bir pişmanlık vardır artık. Ciddi bir pişmanlık vardır. O pişmanlığın bedelini ödüyorsa, pişmanlığı mesela bizim kültürümüzde tevbe ve inanç sistemimizde tevbe ve istiğfar ayrı ayrı söylenir. Evet. Tevbede şey vardır. Yaptığının farkına varıp gittiği bir ciddi bir pişmanlık duymak, istiğfarda bunun için şeyler yapmak. Gayret içerisinde olmak, bunu tekrarlattırmak, devam ettirebilmek. Hı hı. Mesela bu Allah'ın sıfatlarında da Halik sıfatı var, yaratma sıfatıdır. Hallak sıfatı var, devamlı yaratma sıfatıdır. Hı hı. Burada da bir sürdürülebilirlik vardır. Mesela bunu burada istiğfar sürdürülebilirlik yapıyor. Böyle bir şey varsa, kişi yaptığı hatadan dolayı bir pişmanım demesi yetmez. Buna uygun bir şey davranışları varsa, adım atıyorsa, o durumda bu olay bir artık aldatan eş aldatma olayı unutulmaz. Unutulmaz ve affedilmez. Ama pardon, affedilmez ama şey olabilir. 10 sene önce olmuş bu olay yeni olmuş gibi de yaşanmaz. Bu şekilde unutmak unutulmaz, kolay değil. Hı hı. Affetsen bile unutamazsın. Ama etkisi aynı değil. Ama etkisi aynı değil. 10 sene önce yaşanan bu iki de onun başına kakarsan onu, ilişki yıpranır. Yani onun için böyle bir durumda onu bir çözüp, yani ama duygusal kişiler çok inciniyorlar. Çok yani. Zaten yapılan şey, stres ölçekleri var. Bazı kültürlerde stres ölçekleri, mesela eşin ölümünü 100 puan en yüksek puandır stres yükü olan. Bazı kültürlerde eşinin ölümü en yüksek puan. Bazı kültürlerde eşin aldatması ön plan. Hmm. Eşin aldatması en yüksek stres yükü olan ölümden daha tarafları aldatıyor. Hmm. Öyle bir şey aldatması. Yani onun için hani travma yükü çok yüksektir aldatmanın. Yani onların tekrar onarılması çok zordur. Yani kırık bir şeyin tamir edilmesi gibi. Ama sonuçta iyi niyet varsa bazı durumlarda
Yani şey de olabiliyor, yani yaşanan bir tuzağa düşmüş bir kimsenin suçlamak yerine ona böyle durumlarda şey bakmak gerekiyor. Daha soğukkanlı değerlendirmek gerekiyor. Ona genellikle uzman yardımı gerekiyor aldatmada. Peki. Şiddet olayları varsa, evlilikte kadına yönelik şiddet, bazen ters şiddet, bu şiddete onay vermemek gerekiyor. Yani şiddet sorun çözme yöntemi değil. Ama şiddeti evliliğin ilk başında onay vermeyeceksin. Kendini dövdür dövdür, ondan sonra ben artık şiddet karşıtıyım ya. Geç, çok geç oluyor. Yani bizim kültürümüzde vardır şeyde, mesela evlendiği zaman kedinin bacağını ayır derler erkeklere. Yani kadını korkut, onun üzerine hakimiyet kur. Bu tamamen despot kültürüdür bu. Evet. İslam'da yoktur böyle. Peygamberin hayatında böyle bir tane mi örnek var ya? Nereden biz bu kültür edinmişiz ki? Ya yani müstebit ahlaktır bu. Yani bu sonradan girmiş Mezopotamya kültürünün İslam zannedildiği bir ahlaktır bu. Evet. Bu ahlakı kültür olarak benimsemek, bir inanç gibi buna şey vermek çok yanlış. Artık azalıyor inşallah hocam bunlar da. Azalıyor tabii yani mecburen. Ya azalmazsa yürümüyor gemi. Evet. Peki hocam bütün bunlarla beraber diyelim ki taraflar bu süreçleri denediler, uğraştılar ve yine de ayrılmak kararı aldılar. Yani boşanacaklar. Boşanmasını istemiyoruz ve bir süreçle, yani bu çok kolay olmamalı. Ben bunu anlıyorum sizden. Ama bütün bunların sonucunda yine de diyelim ki boşanma kararı aldılar. O zaman bu boşanma sürecinin hem taraflar açısından hem de beraberlerindeki çocuklar açısından doğru yönetimi nasıl olmalı? Boşanma sürecinin tabii. Şimdi boşanma sürecinde böyle durumlarda iki taraf uzman yardım alarak gitmesi, boşanmadı da olsa bir üçüncü bir kişinin şey olması, aileden genellikle bizde aile büyükleri bir şekilde burada şey yapıyorlar. Destek bir dengeyi oluyorlar. Kurmaya çalışıyorlar, destek oluyorlar. Yani burada el sıkışarak ayrılabilme yöntemini bulmak gerekir. Mahkeme kararıyla gürültü patırtılı ayrıldığı zaman çocuklar çok zarar görüyorlar böyle durumlarda. Hatta çocuklara da böyle yaşına göre değişir tabii. 10 yaşının ergenliğe girmişse farklı, ergenlikteyse farklı, daha büyükse farklı. Böyle durumlarda bak biz karı kocalıktan ayrılıyoruz ama anne babaktan ayrılmaz. Biz sizin gene annem babanızız. Sizin iyiliğiniz için biz yani gerekiyorsa bir araya gelip konuşacağız derse çocukları en çok rahatsız eden belirsizliktir. Gelecek ne olacak? Geleceğim ne olacak? Diye belirsizliktir. Ve burada en çok yapılan hata da çocuk bazen anne gidiyor, bazen babaya gidiyor. O onu kötüyor, onu kötüyor. Burada ne oluyor? Çocuğun ikiye bölüyor. Bazı çocuklar bencilce istediğine az gördüğü kişi her istediğini aldırtıyorlar. Diğer kişi kötü polis oluyor, biri iyi polis oluyor. Bir ailede iyi polis, kötü polis olursa splitting dediğimiz durum oluyor. Splitting dediğimiz durumda da çift kişilik de ortaya çıkıyor kişide. Bazen A kişi, bazen B kişi gibi davranan karakterler ortaya çıkıyor. Riyakar tipler ortaya çıkıyor. İkiyüzlü tipler, nafık tipler ortaya çıkıyor. Duruma göre farklı davranabilen karakterler ortaya çıkıyor. Onun için anne babanın ortak dil kullanmasını sağlamaya çalışıyoruz biz. Boşanma süreci olsa bile. Yani taraflar boşandıktan sonra bile iletişim kurmaya devam edecekler. Evet, çocuğun iyiliği için ama başka konularda değil. Sen bana şunu yapmıştın, geçmişten öc almak için konular konuşulursa olamaz zaten ilişki. Çok önemli bir şeyin altını çizdiniz. Çocuğun en çok rahatsız olduğu şey belirsizlik ve başına ne geleceği konusunda tabii gelecek soru kaygısı işaretleri, oluşuyor. Gelecek kaygısı. Dolayısıyla burada belirsizliğin giderilmesi lazım. Ve tarafların birbiri aleyhinde konuşma işinden vazgeçmeleri tabii lazım diyorsunuz. Tabii, evlilik gemisi yürümedi ama çocukların geleceği için biz artık farklı bir yaşam formunda ilişki kurmamız gerekiyor diye düşünecekler. Çocuk küçükse bile bunlar açıklanmalı mı yani? Biz yani evliliği yürütemedik. Zaten annelerimiz, babalarımız ayrı insanlardı. Biz sonradan evlenmiştik. Evlenmeyi bitirdik. Ama yine ben senin babanım, ben senin annenim ve her ihtiyacın olduğunda yanında olacağım. Bu açıklamalar küçük çocuklara da yapılmalı mı? 0-3 yaş arasındaki çocuklar çok anlayamaz. Onlar için anne, en büyük kahramanlar annedir. Annedir. Ama 3 yaşından sonraki çocuklara bu konu anladığı dilden ifade edilebilir. Onlar anledilebilir yani anne baba. Çünkü çocuk, erkek çocuk, kız çocuk değişse de yani babayla da anneyle de bağ kuruyor. Birinin olmadığını gördüğü zaman çocuk hayat güvenli değil diye düşünmeye başlıyor. Korkular hakim oluyor hayatında.
Mutlu olamıyor çocuk. Ama belirsiz bir zorluk vardır. Hani bir deprem gibi, kaza gibi bir onların hayat yolculuğunda bir kaza olmuştur. Yürümüyordur, yapamıyorlardır. Çocuk böyle durumlarda biz anlaşarak yaptık deyince çocuk kabulleniyor onu. Yani çocuk için bütün iş anne babanın ortak dil kullanmasıdır. Sihirli kavram budur. Ortak dil kullanırsa çocuk onu o zorluğa alışır, yönetir onu. Ama ortak dil kullanmazsa çocuk burada zarar görüyor. En çok zarar gören çocuk oluyor o zaman. Sizin çok kullandığınız bir tabir var, anne baba koalisyonu diye. Ha. Demek ki boşansa bile koalisyon, tabii, koalisyon devam edecek. Çocuk için, çocuklar için şey, yani belli bir amaç odaklı bir stratejik odağı belli olan bir ilişki olacak. Evet. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Maalesef program süresinin sonuna geldik. Allah da işte bu tip imtihanlar yaşatmasın inşallah. Ailelerimizi korusun. Bu konuda devlet yetkililerimizin de inşallah adımlar atmasını, hızlandırmasını temenni ediyoruz. Sevgili dostlarımız, Profesör Doktor Nevzat Tarhan hocamızla Üsküdar Üniversitesi'nden yayınımızın sonuna geldik. Boşanmayı konuştuk. Daha önceki programlarımızda da evlilik, evlilik süreci, evlilik öncesi, nişanlılık, evliliğin yürütülmesiyle ilgili programlar yapmıştık. Dolayısıyla eğer ihtiyaç duyarsanız, arzu ederseniz YouTube kanalımızdan da o kayıtları bulabilirsiniz. Onları inceleyebilirsiniz, izleyebilirsiniz. Ailelerimizi inşallah beraber güçlendirmeye çalışalım. Hepinize izlediğiniz için de teşekkür ediyoruz. Yeniden önümüzdeki hafta sizleri ekran başına bekliyoruz. Hoşça kalın.